Değerli izleyenler, Magazin 8'den hepinize merhaba. Birbirinden özel söyleşiler, magazin dünyasının nabzını tutan taptaze haberler ve tatil beldelerinden çok güzel görüntülerle yine karşınızdayız. İlk durağımız Çeşme. İşte Ege'nin incisinde yaşananlar ve Çeşme gecelerine damga vuran konserler. Kağıt kalemi hazırlayın. Magazin 8 İzmir'in en meşhur, dünyanın en nadir bulunan balıklarından birinin, tranche balığının tarifini veriyor. Milli basketbolcular Çeşme'ye çıkarma yaptı. Ve Çeşme gecelerinde Serdar Ortaç ve Sertab Erener rüzgarı. Mavi ile yeşilin birleştiği, cam gibi berrak suların kıyıları dövdüğü Çeşme'deyiz. Yine denize yakın olacağız ama bu kez yüzmek yerine denizin nimetlerinden faydalanacağız. Çıpra, levrek, palamut. Türkiye'nin dört bir yanında tatmanın mümkün olduğu balıklar. Ama ben hazır Çeşme'deyken yeni bir lezzetle buluşmak istiyorum diyorsanız, adı Türkiye'de pek duyulmasa da şöhreti dünyaya yayılan tranche balığıyla tanıştıralım sizi. En lezzetlisi. Dünyanın hiçbir yerinde bunun gibi bir şey bulamazsınız. Tranche dediğim balık. Şu gördüğümüz kırmızı balık. Şu iri kırmızı balık. Bunun iki türü var. Yani iki türü dediğim hem dişisi hem erkeği var. Bu gördüğümüz dişi bir tranche. Rengi daha pembemsi ve kırmızımsı olur ve kafasında bir şey olmaz, düz kafası bunun. Şimdi dört kuşaktır balıkçılık yapan ve bu konuda İzmir'in en iddialı isimlerinden biri olan Ali Yuvanç'ın yanındayız. Kendisinden hem meşhur tranche balığı nasıl pişirilir tarifini alacağız, hem de balığa dair püf noktaları öğreneceğiz. Çok özel bir balık. Artık maalesef çok özel, çok az çıkan bir balık. Çünkü bunu biraz tükettiler. 14 kiloluk bir balık, bir dişi bir tranche. Bu balığın her tarafı çok lezzetlidir fakat bizim bugün yapacağımız yer balığın şu kısmı, yaka kısmı. Nadir bulunan bu kıymetli balığı yakalamak kadar pişirmek de meşakkatli. Balık pişirmek çok özel bir şeydir. Yani ızgaranın kömürden uzaklığı, ısısı, pişme süreci. Balık için ayrı bir süreç. Her balık için ayrı bir süreçtir bu. Alıyoruz. Bu tarafı açık et olduğu için bu tarafını buna batırıyoruz. Sonra burada bir yağımız var. Onu koyuyoruz ve hafifçe süzülmeye bırakıyoruz. Balığın unu yağa süzülürken mangalın altındaki odunlar da iyice kor haline geliyor. Izgaramıza koyuyoruz. 27 dakika sonra tranche balığı sofrada. Lokum gibi, tandır gibi pişmiş. Salladığın zaman parçalanan. Kaç dakikada bu hale geliyor? Bu balık şu an 27 dakika kadar sürdü. 27-30 dakika arası sürdü. Şu şekilde parçalandığı şekilde parçalandığını görüyorsun balığın. Şu an bu lokum gibi. Bu porsiyon 2 kişilik. Maliyeti ise bakın ne kadar. Ama şu an bunun ortalama satış fiyatı sadece et olduğu için kemiksiz ayıklanmış, kafası ayrılmış. Kilosu yaklaşık 200 lira kadar. Yedik, içtik, karnımızı doyurduk. Gün de düştü, kavurucu sıcaklar yerini akşam serinliğine bıraktı. Hadi sokaklara dönelim. Alaçatı'nın dar sokaklarında gezinirken alışveriş yapanlar arasında milli basketbolcumuz Barış Ermiş ve kız arkadaşı kameralarımıza takılıyor. Genç çift bir hediyelik eşya dükkanında. İçeriden önce ünlü basketbolcu Barış Ermiş, sonra kız arkadaşı çıkıyor. Bir süre sonra Barış Ermiş ve kız arkadaşı Alaçatı sokaklarında milli basketbolcu Kerem Gönlüm'le karşılaşıyor ve ayaküstü sıkı bir sohbet başlıyor. Rotamızı şimdi de Çeşme Amfitiyatrosu'na çeviriyoruz. Yeni albümünden şarkılarını izleyicisine ilk kez dinleten Sertab Erener'in berrak sesi yeri göğü inletiyor.
ince askılı süper mini siyah elbisesi, yazlık botları, kızıla çevirip yarım at kuyruğu yaptığı saçlarıyla Sertab Erener sahnede resmen parıldıyor. Çeşme Amfiteyatro'da tek bir boş koltuk bile yok. Sertab Erener hayranları ünlü şarkıcıyı o denli özlemiş ki her şarkısına eşlik ediyorlar. Hatta bir ara konserdeki erkekler Zor Kadın şarkısını değiştirip kendilerine çeviriyorlar. Bu keyifli konserin ardından kameralarımızı bir başka ünlü ismin sahnesine çeviriyoruz. Serdar Ortaç Çeşme gecelerini sallıyor. Serdar Ortaç bayramlıklarını giyip çıkmış sahneye. Kıyafeti yakıyor. Siyah ceketinin yaka kısmı strass taşlarla kaplı. Derin V yakalı tişörtünün ise tamamı simli. Boynundaki iri uçlu zincir kolye hemen dikkatleri çekiyor. Eski yeni dillere dolanan tüm şarkılarını seslendiren Serdar Ortaç, sabahın ilk ışıklarına kadar sahneden inmiyor. Mekanı dolduran yüzlerce kişi dans ederken, ünlü şarkıcı da sahnedeki şovuna devam ediyor.